bugün sizi Victoria dönemine götürüyoruz. Öncelikle Büyük Britanya'nın Victoria devri, Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen Victoria döneminde hayatınızı kaybetmediğiniz için kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Neden mi böyle söylüyoruz? İşte kanıtları. İlk olarak o dönemde mezar yeri bulmak çok zordu. Bu yüzden mezarlıklarda 20'ye yakın vücut bazen üst üste konulmaktaydı. 60-70 bin cansız vücut ufak mezarlıklara gömülüyordu ya da sığıştırılıyordu. Bunun dışında o dönem gerçeküstü olaylara inananların sayısı çok daha fazlaydı. Hal böyle olunca günlük yaşamda gerçeküstü varlıklara karşı alınan önlemleri görmek çok doğaldı. Mesela mezar kafesleri. O zamanlar zombi hikayelerine inananların sayısı çok olduğundan hayatını kaybedenleri yüzüstü gömüp mezarın çevresini de demir parmaklıklarla kapatmaktalardı. Birçok kişi o dönemlerde hayatını kaybedenlerin zombi veya vampir olarak geri dönebileceğine inanmaktalardı. Başka kaynaklara göre Mort Safe adı verilen bu kafeslerin ortaya çıkış amacı çok farklıydı. Mort Safe denilen bu kafesler, cesetlerin amatör anatomi incelemeleri için kullanılmasını engellemek üzere ortaya çıktı. Zamanla ise zombi efsaneleriyle ilişkilendirildi. Bazen de mezar soygunculuğu için de bu tarz önlemler alınabiliyordu. Günümüzde de bazı bölgelerde, özellikle kışın vefat edenlerin mezarlarına bu tip kafesler koyulmaktadır. Ancak günümüzde bu kafeslerin koyulma amacı çok farklı. Amaç cenazeleri vahşi hayvanlardan korumak. Peki siz daha önce hiç kafesli bir mezar görmüş müydünüz? Victoria döneminde hayatınızı kaybetmediğiniz için kendinizi şanslı hissettirecek kanıtlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Mezar yeri açmak için cansız bedenleri çalan mezarcılar ve fakirlere odun olarak satmak için tabutları çalanlar da bu dönemin acı bir gerçeğiydi. Ayrıca mezarlıklar şehirde yaşayan halkın burun direklerini kıracak kadar kötü kokmaktaydı. Mezarcılar yetmiyormuş gibi mezar avcıları da o dönem çok yaygındı. Hatta kiliselerde tutulan cenaze kokularından dolayı dua etmek için buralara gelenler mendille dua etmek zorunda kalıyordu. Mezar avcıları kemiklerle bowling'e benzeyen Skittles ismindeki bir oyun oynuyorlardı. Ayrıca o dönem cenazelerde ağlamak bir meslekti. Günümüzde de buna benzer bir meslek var. İnsanlar para karşılığında cenazelere katılıyor ve vefat eden kişinin ardından hüngür hüngür ağlıyorlar. O dönemde ise bu mesleği icra edenler konuşmamaları koşuluyla işe alınmaktaydı. Videomuzun sonuna geldik. Peki başta mezar kafesleri olmak üzere Victoria döneminin ilginç mezar alışkanlıklarına dair neler düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı, eklemek istediklerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.